Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PEG token'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum piyasa biraz tatsız. Aslında bu yüzden de kimileri eleştiride bulunabiliyor. Yani piyasa bu durumdayken yeni bir proje incelememe kızabiliyorlar. Ama aslında tam tersi yaklaşmak gerekiyor. Piyasa bu kadar volatilken, bu kadar ani hareketler yapabiliyorken özellikle yeni yatırımcının, tecrübesiz yatırımcının böyle oradaki birikimi zarardaysa bile, oradaki yatırımı zarardaysa bile oraya bırakıp yeni projelere, yeni farklı kafa dağıtabileceği yeni şeylere bakması gerekiyor. O yüzden ben de bu sıralar biraz daha farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Ve bu videomuzda da sponsorlu olarak PEG token'ı inceleyeceğiz. Ve tüm detaylarını elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öyleyse hızlı bir şekilde intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. Evet, tekrardan selamlar. Şimdi genel olarak PEG token nedir, ne işe yarar ve ben neden tanıtıyorum, tüm bunları anlatacağım zaten. İlk olarak web sitesine girdim ve tüm bilgileri buradan bulabileceğiz. White paper'a bakacağız. Neymiş, neyin nesiymiş hepsini inceleyeceğiz. Ama öncesinde eğer hala YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bu sayede yeni gelecek videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çok yakında böyle uzun vade için değerlendirilebilecek bir altcoin sepeti paylaşmayı düşünüyorum. Bu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum. Yani piyasa şu an karışık, biliyorsunuz. Piyasa bu haldeyken sizce bir altcoin sepeti yapılabilir mi? Uzun vade için düşen coinler değerlendirilmeli mi? Bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yani onu da yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve tekrardan söyleyeyim, abone olup bildirimleri açmanızı çok isterim arkadaşlar. Videoya da bir beğeni, bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Twitter'dan da zaten takip ediyor olduğunuzu tahmin ediyorum diyeyim ve hızlı bir şekilde incelememize devam edelim. Şimdi PEG token arkadaşlar genel olarak şunu amaçlıyor. Biliyorsunuz kripto para piyasası biraz karmaşık bir piyasa. Yani bir merkezi borsalar var. CEX dediğimiz, Centralized Exchange dediğimiz merkezi borsalar var. Bunlara örnek vermem gerekirse Binance, BTC Türk, Paribu. Yani girip kaydolup KYC yaparak bir coin alıp sattığınız tüm kuruluşlar, tüm uygulamalar veya siteler birer CEX arkadaşlar. Yani merkezi birer borsa. Bunların aksine bir de DEX dediğimiz, yani Decentralized Exchange dediğimiz merkezi merkeziyetsiz borsalar var. Yani bunların bir merkezi yok. Sizler oraya sadece kripto para cüzdanlarınızı bağlıyorsunuz ve o siteler üzerinden veya o uygulamalar üzerinden platformlarda bir coin'inizi farklı bir coin'e dönüştürüyorsunuz. Bunu yaparken siz kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Yani Binance'teki gibi, BTC Türk'teki gibi, farklı birer merkezi borsadaki gibi muhatabınız olmuyor. Bütün bunlara ek olarak bir de merkeziyetsiz farklı projeler oluyor. DeFi ekosistemleri oluyor, farklı projeler oluyor. Tüm bunlar kullanıcılar için karmaşık bir piyasaya yol açıyor. PEG token de genel olarak bunun önüne geçmek amaçlı her şeyi bir araya getirmiş geniş bir ekosistem yaratacağını vaat ediyor. Şimdi genel olarak siteyi Türkçe diline çevirelim ve bakalım. Buradan da görebileceğiniz üzere arkadaşlar PegSwap, yani kendi borsalarında var. Uniswap ve PancakeSwap üzerinden alabiliyorsunuz. Bir de P2P borsasından satın alabiliyorsunuz. 4 farklı borsada şu anda PEG token listeli durumda. Ama büyük merkezi borsaların hiçbirinde yer almıyor. Bunu da söylemiş olayım. Ve şuradan zaten detaylı bir şekilde okursunuz ama genel olarak ekosisteme bir göz atacak olursak burada kendi merkeziyetsiz borsaları var. NFT tokenlar için bir bu NFT furyasına uygun bir çalışmaları da olacağını vaat ediyorlar. Onun dışında burada farklı partnerlerin olduğunu ve P2P borsasında da farklı bir ekosistem kurulacağını vaat ediyorlar arkadaşlar. Onun dışında burada avantajlarına yer vermişler. Burada kripto, yani bu token'ın nerelere ayrıldığına dair bilgi vermişler. Toplam 1 milyar arzın %50'si, burada Türkçe'ye çevirdiğimiz için biraz karmaşıklık olmuş, tekrardan İngilizce yapayım, staking'e ve mining for NFT diyor. Yani NFT, yeni üretilecek non-fungible token'lar için bir mining ve geri kalanı staking ayrılmış. Bunun genel, bu token'ın arzının yarısının buna ayrılması gayet güzel bir oran diyebilirim. Onun dışında %10'u, yani 100 milyonu da airdrop veya farklı ödüllendirmeler için ayrılmış. %10'u takıma ayrılmış. %8'i farming'e ayrılmış. Geri kalanı işte havuz. Onun dışında PancakeSwap ve Uniswap'taki farming ve geri kalanı da rezerve edilmiş şekilde bu token'ın dağılımı yapılmış arkadaşlar. White paper'a da birazdan bakacağız. Onun dışında hem Ethereum
hem Binance Smart Chain ağları üzerinde çalışıyor. Onun dışında da burada zaten çeşitli bilgilendirmeler mevcut. Yol haritasına bakacak olursak da yani burada zaten neler yaptıklarını, neler yapacaklarını yazmışlar. Şu anda hala yolun başında sayılırlar. Yani burada tabii ki 2001'in başından beri faaliyet gösteriyorlar ama hala daha çok erken. Yani tam olarak bu projeye güvenebilmek için erken olduğunu düşünüyorum. Sizler de lütfen ama lütfen yatırım yapmayı düşünüyorsanız öncelikle biraz araştırma yapın, biraz izleyin. Hemen paranızı yatırmayın ve yatıracaksanız eğer bakın ben burada inceliyorum ama yani bunu gerçekten hani tamamen güvenilmez bir şey olsa zaten incelemem. Ama güvenilir olsa bile siz önce bir inceleyin, izleyin, takip edin. Duruma göre yatırım yapacaksanız bile, karar verirseniz bile kendi bakiyenize göre ufak meblağlar yatırın. Böyle ufak bir oranda yatırım yapın. Duruma göre yatırımınızı arttırırsınız. Yol haritasını da sürekli bir şekilde incelemeye, takip etmeye devam edin. Bu ayki mesela önümüzdeki ay yapılacak olanlar yapıldı mı? Herhangi bir eksik var mı falan diye bunları mutlaka kontrol edin. Onun dışında White Paper'a da bakacak olursak şöyle hızlı bir şekilde ekibi açıklanmamış White Paper'da, onu bir kontrol etmiştim ben. Hani ekibi anonim ama anonim olmasına ben pek anlam veremedim. Yani gerek yoktu aslında. Normalde gizlilik odaklı kripto paraların konsept gereği ekibi anonim olur ama bunda biraz garip olmuş. Onun dışında bahsedebileceğim önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Burada zaten genel olarak token'ın ne işe yaradığını falan her şeyi yazmışlar. Ben White Paper'ları çok detaylı açıklama gereği duymuyorum. Sizler dilerseniz zaten incelersiniz diye tahmin ediyorum. Onun dışında bakmak istiyorum hani neler var, şöyle tekrar bir göz gezdirelim beraber. Sitesinde de yazdığı üzere 20 Mayıs'ta farming başlıyor ve bugün 20 Mayıs. Ben videoyu bugün yükler miyim bilmiyorum ama bugün farming'i başladı. Ve farming'e baktığımız zaman PEG token'ın arzının toplamda %10'u yani 100 milyonu farming'e ayrılmış ve bu farming toplamda 4 yıl sürecek. Bu 100 milyonu da arkadaşlar öncelikle 2'ye bölmüşler. Yani bunun %50'sini ayırmışlar. Kalan %50'yi de 4'e bölmüşler. Bu 4 parçanın yani buradaki 100 milyonun %12,5'u öncelikle ilk 10 günde dağıtılacak. Sonrasında kalan %12,5 sonraki 20 günde dağıtılacak. Sonraki %12,5 sonraki 150 günde, sonraki %12,5 sonraki 180 günde, sonrasında da arkadaşlar 1080 gün boyunca geri kalan 50 milyon PEG token farming ile dağıtılacak. Yani bu şekilde her geçen gün, her geçen bu süreçlerden, bu zaman dilimlerinde her geçen gün daha da az farming ödülü hesaplara yansımış olacak. Bu şekilde bir dağılım yapmışlar. Onun dışında bir airdrop'u da var. Airdrop'tan da birazdan bahsedeceğim. Hani genel olarak ödülleri güzel ama dediğim gibi yeni bir proje. O yüzden hani yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum ama ben bunu bir vicdani bir sorumluluk olarak da söyleme gereği duyuyorum. Lütfen eğer girmeyi düşünüyorsanız öncelikle kendiniz bir araştırmanızı yapın. Ona göre kendi riskinizi alın. Onun dışında burada PEG token P2P borsasına alınabiliyor dediğim gibi. Onun dışında da airdrop'u var. Airdrop'a da şuradan detaylarına bakabilirsiniz. Hani ne yaparsam ne kazanırım diye. Detayları zaten tüm her şeyin linkini bırakacağım. Onun dışında da son olarak Telegram kanallarını, Telegram gruplarını söylemek istiyorum. Sitede zaten şuraya geldiğiniz zaman direkt, yani bu her token, her proje için geçerli. Şuraya geldiğiniz zaman Twitter hesapları olsun, Twitter kanalları, grupları olsun, hepsine bakabiliyorsunuz. Buraya da gelip Telegram'a gir dediğiniz zaman zaten buradan direkt olarak gruba ulaşabiliyorsunuz. Şimdilik Türkçe grubu yok. İngilizce grubu zaten her türlü işinizi görecektir. Yöneticisi de var. Buradan sizlere yardımcı olacaklardır diye tahmin ediyorum. Hani bunlar dışında anlatabileceğim çok da bir şey yok. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa öncelikle Telegram grubu üzerinden yöneticilere iletip sorabilirsiniz. Veya ben de elimden geldiğince yorum kısmından gelecek sorulara yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.